Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara'daki terör saldırısının YPG-PKK işbirliğiyle gerçekleştirildiği konusunda şüphe olmadığını ama birilerinin inatla bu örgütleri aklamaya çalıştığını söyledi. Bu saldırının sorumluluğunu terör örgütü PKK'nın alt bir örgütünün üstlenmesini bu yüzden istediler. İstediler ki YPG ve PYD uluslararası desteğini sürdürebilsin. İnternette basit bir taramayla bir erkek vesikalık fotoğrafı bulup gerçek faili olduğunu iddia ettikleri başka birinin yüzünü bu fotoğrafa montajladılar. Tabii bu montaj oyunu da hemen ortaya çıktı. Zihin bulandırma yönelik bu acemi gayretler, bölücü terör örgütünün suçu üstlenerek YPG'yi temize çıkarma taktiğini bütün açıklığıyla ortaya çıkarmıştır. Eğer böyle bir terör olayı üstlenecekse niye 3 gün beklendi? Sadece ve sadece YPG'yi temize çıkarma çalışması var. KCK'sı, PKK'sı, YPG'si, PYD'si, TAK'ı, PEJAK'ı, şusu busu, bunların hepsi aynı terör yapılanmasının farklı isimleridir. Partisinin grup toplantısında konuşan Davutoğlu, saldırıyı kınamayan ve ortak bildiriye imza atmayan HDP'yi de sert sözlerle eleştirdi. Terörü kınayamamaları bir tarafa, HDP'nin bir milletvekili, PKK'nın Ankara'da 28 insanımızın hayatına mal olan saldırı gerçekleştirdiğini iddia ettiği terörist için taziye gitti. Bunların bu coğrafyanın kaderiyle de kederiyle de hiçbir ünsiyetleri, hiçbir bağları yok. Ne kaderimizde beraberler, ne kederimizde beraberler. İsteyerek ve bilerek provokasyon yapıyorlar. Tek bir dertleri ve amaçları var. Açıkça bu ülkede çatışma çıkarmanın gayreti içindeler. Etnik bir kutuplaşma oluşturma çabası içindeler. Türkiye bu oyuna gelmeyecek. Ama hukuk içerisinde bunların hesabında birer birer hepsinden soracak. Başbakan CHP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'ndan çıkmasını da yorumladı. Sayın Kılıçdaroğlu ile yaptığımız görüşmede anayasayı değiştirme irademizi ortaya koymuş ve her bir konuda hiçbir ön şart olmadan konuşma ilkesini benimsemiştik. Fakat son tavırları bu ilkesel yaklaşıma açık bir çelişki teşkil ediyor. Ne zaman ülke olarak üstümüzdeki ağırlıkları atmak istesek, ne zaman bunu atmak için bir irade ortaya koysak, CHP ve CHP'nin arkasındaki zihniyet ayak duruyor ve eski Türkiye'nin vesayet sistemini savunuyor. CHP komisyona katılmama inadını sürdürdüğü takdirde de biz diğer iki partinin iştirakiyle Anayasa Komisyonu'nun faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tek başımıza kalsak da Allah'ın izni ve yardımıyla ve milletimizin desteğiyle Türkiye'ye ihtiyacı duyduğu yeni anayasayı kazandıracağız. En son haber.com